Şimdi bu internetin bu işe girmesi niye önemli derseniz, bu da belki çok dünyada örneği olmayan bir şey. Bizim kanunumuza 2018'de bir madde geldi ve internetteki bütün yayınları kapsayacak şekilde işte radyo, televizyon ve üçüncü olarak isteğe bağlı yayın hizmetleri RTÜK'ün kontrolüne girdi. Yani eskiden internetle ilgili belki işte 5651 çerçevesinde sadece hukuki düzenleme var diyebilirdik içerikle ilgili. Ama şu an kanunun ve ilgili yönetmeliğin ifadeleri çok geniş ve dolayısıyla istenen birçok kanalı doğrudan 6112'ye tabi kılabilmemiz mümkün. Bu da şöyle bir genişlik yaratıyor. Bir karasal yayında sizin mecburen içeriğine aslında hiçbir müdahale edemediğiniz, televizyonunuzu açtığınız zaman karasal olarak gelen aldığınız yayınla kendinizin seçtiği bir yayının aynı denetim ilkelerine tabi olması son derece tartışmalı bir konu tabii ki. Ama böyle baktığımızda gerçekten yayıncılık inanılmaz derecede kanun geniş bir çerçevede uygulanır hale gelmiş oldu.